İkinci yarı başladı. Evet. Durum 1-1. Artık mutlaka ve mutlaka gol bekliyoruz. Evet. Aykut Çivayek'le sol taraftan atağımız var. Batuhan'dan. Esat'a, Esat'tan kaleciye, kaleci ters vuruşla topu taca attı. Evet. Bu arada baskılar var. Durmayan çocuklar. Sıkıntılı dakikalar. Top kaleciyi de açtı. Direkten döndü. Evet. Ey Nesil adına çok büyük bir fırsat kaçtı. Yani orta yaptı. Top gitti kaleye. Evet 1-1. İkinci yarı başladı. İnşallah gol vereceğiz. Yani yoksa artık yani sıkıntı büyük. Gerçi tüm rakiplerimiz çok zorlu takımlarla oynuyorlar. Bu hafta büyük bir ihtimalle büyük bir ihtimalle yenilecekler ama biz buradan mutlaka 3 puan bir. Evet, az önce rakibin bir topu direkten döndü ama orta niyetindeydi. Evet. Kim? Öztuğ muydu? Öztuğ. Maalesef. Yoktu. Evet. Bu arada rakibin baskıları var. Bunu da vurgulayalım. İkinci yarı rakip daha iyi oynuyor. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Kime atacak? Kime atacak? Furkan. Furkan'dan dönüp vurabilirse olmadı. Olmadı ama olmadı. Hesap. Maalesef atağımız söndü. Tekrar bir atak tarifini istiyoruz. 1-1. Ahmet. Ahmet'ten uzun bir top. Aykut'tan bir orta. Olmadı. Evet, Esat'tan uzaktan bir vuruş. Evet, maalesef herhangi bir şey yok. Evet. Aykut Çivelek, Furkan. Furkan'ın pası Ahmet kovalıyor ama o etkisiz. Haydi Furkan al, Furkan bir şut burada, bir vur da, bir vurun da, bir vur da, bir vur da. Evet, güzel bir nokta, haydi bakalım. Burada kaleye vurur. Evet, kaleye alalım. Vuramıyorum. Kaleye vurur mu, vurur. Buradan topa iyi vuracak kişi kaleye vurur. Çok güzel bir nokta bence. Topun başında Efe. Efe oradan vurabilir mi? Bilmiyorum ama. Sar orada. Aykut, Ahmet. Nefesler tutuldu. Oraya ihtiyacımız var bu dakikalarda. Hava çok güzel. Evet.
güzel düşündüler, yerden attılar. Kale tutsa kesinlikle goldu ama. Kale tutmadı. Kale tutsa kesinlikle goldu. Yerden kullandı. Maalesef olmadı. Efe, Furkan. İleride. Ahmet çıkacak. Ahmet kafayla Furkan'a. Furkan'dan Emre'ye. Emre'den top geçmedi. Müdahale Fatih'ten. Yoktur mudur Göktuğ'a. On numarada ısrar ediyor ama oyuncu yok galiba. Bilemiyorum ama. Evet, bugün on numara bence iyi oynayamıyor. Maalesef. Yoktu, evet yoktu. Oyun başladı. 1-1 devam ediyor. 55. dakikadayız. 1-1. Hava güzel. Tam futbolu elverişli. Kaleci. Evet. 1-1. İlk yarıda atıldı goller. 11. dakikada 1-0 öne geçtik. 14. dakikada penaltıdan 1-1 oldu ama böyle bitmez. Kesinlikle böyle bitmez. Yani bitmemeli. Evet. Buradan adam ya. Arkadaş adam faul yapıyor ya. Ya resmen faul yapıyor ya. Bu böyle bir futbol olmaz ya. Nasıl omuz vuruyor öyle değil mi? Öyle bir şey olmaz ya. Olmaz, omuzda yıkıyor çocuğu ya. Emre geçmek istiyor, takıldı, olmadı. Evet. Esat vurdu. Emre, Esat. Muhammed topu kaptırdı. 2'ye 3. Evet. Tehlikeli olur mu? İnşallah olmaz. Evet. Neyse uzaklaştırdık. Evet. Göktuğ. Evet. Uzun bir top. Haydi Furkan. Furkan kovalıyor Furkan. Elinden kaçırdı. Kale boş. Penaltı mı yok? Faul. Evet, bu hakem anlaşıldı, tutuyor, biraz tutuyor. Ne var orada da, ne var Allah? Evet, elinden kaçırdı, top boş kaleye atılacaktı, hakem bir düğünü çaldı, olmadı. Yalnız bilemiyorum, her ne kadar gördüğüm kadarıyla 10 numaralı Göktuğ'un değişmesi lazım bence ama, evet. Sevgili spor severler, Göktuğ sahada biraz etkili değil herhalde. Ne dersiniz? Göktuğ yok mu? Evet. Şu anda Furkan. Evet. Hadi Efe. Efe dön. Efe. Aman offside. Ne offside ya? Güzel şeyler. En azından güzel şeyler oluyor. Fakat yani gördüğüm kadarıyla az çok futboldan anladığım kadarıyla ya adam yok, ya yerine girecek adam yok, ya da on numara adeta dolaşıyor. Yanlış anlamasınlar ama. Uzun top. Uzaklaştırın bak. Göktuğ. Öldürdünüz topu ya. Öldürdünüz topu ya. Aykut. Evet. Topu taca attılar. 1-1. Evet. Sıkıntılı bir süreç tabii ki. Pazar mutlaka golü yakalamalı. 11. dakikada Furkan'la 1-0 öne geçtik.
14. dakikada penaltı, maalesef bir penaltıyla birbiri yakaladılar. Daha sonra biz de seyircinin de ayağa kalktı. Evet, verdi. Var mı böyle bir şey? Onu da söylesen. 27. dakikada da Efe'ye yapılan bir penaltı pozisyonu vardı. Onu biz de penaltıydı. İlk yarı bir bir bitti. İkinci yarıda evet, az da bir tehlikeli atak yok. Yalnız Tamer'cim, kimseyi kötülemiyorum ama yani şu anda gördüğüm kadarıyla Göktuğ pasif kalıyor, yanlış anlamayın yani, bilmiyorum yani, çok yani şu anda pasif durumda kaldığı için diyorum. Evet, golü kim atacak ama demek ki atacak adam da bu işte. Atar üzerine atar. Offside. Kaldırdı. Bu tehlikeli geliyorlar. Hadi uzaklaştırın. Faul yapıyor ya. Ya bu hakem satılmış ya. Bu hakem satılmış herhalde. Ya bu hakem satılmış. Satılmış bu hakem vallahi. Ya bu itti çocuğu ya. Ya bu anlama gitmiş ya. Ya bu hakem de arkadaşlar. Onlar atmadı, sen niye atıyorsun? Ya bu hakemde bir sıkıntı var. Yani Allah muhafaza. Bilemiyorum. Dakikalar gidiyor. 61. dakikadayız. Bir bir. 62. dakika. Aykut'a doğru top geliyor. Top başlı. Evet, bu aralarda dikkatini çektiyse rakip daha baskılı oynamaya başladı. Hadi çocuklar, hadi Göktuğ, hadi Göktuğ. Ya ver topu, ver topu. Esat pasını alamadı. Bastırıyoruz. Üç kişi pres yapıyor. Esat'tan Ahmet'e, haydi Ahmet, haydi Ahmet, haydi Ahmet, haydi Ahmet, haydi yavrum, haydi, 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 gol olsun, gol mu? Top içeri mi dışarı mı, içeri mi dışarı mı derken işte top bizden yana değil, kornere çıktı. Kritik bir pozisyonu kaybettik. Çok güneş var. Göremiyoruz. Görüntüyü de buradan. Haydi çocuklar. Kafa vuruşu. Defans çıkartıyor. Evet, mücadele bakalım. Kontra atak var. 17 numaralı kaleci onu atlasın. Evet, haydi. Evet, Efe çok sıkıntı. Hadi Efe, ama iki kişi. İleride kimse. Kim var? Kim var? Kimse yok. Evet, Ahmet. Hadi bir şut daha. Bir şut, bir şut, bir şut, bir şut. Vurabilse. Bir vurabilse. Yok. Hadi. Geri basılıyor. Arkadaş, bir takım. Ya bir takım bir şut çekmez mi ya? Ya bir takım bir şut çekmez mi ya? Arkadaş ya. Ne iştir ya? Tamam, sayfaklarımız. Evet, iki oyuncu birden değişiyor. Pazar Spor'da. Evet.
88'i aldı. Furkan'ı niye aldı? Furkan'ı aldı dışarıya. Furkan'ı aldı. Remzi girdi. Arkadaş. Pazarlaştırmada oyuncu doluşu Doğuşkan oyuncumuz 88 numara Furkan Hızlar. Giden oyuncumuz 97 numara Remzi Korucuoğlu. Pazarlaştırmada oyuncu doluşu Doğuşkan oyuncumuz 20 numara Esat Kadamel. Giden oyuncumuz 6 numara Ali Alperen Çelik. Seyretmediğim için bilemiyorum. Seyretmedim arkadaşlar. İki değişiklik yaptı hoca. Ama bence Furkan ve Esat fena oynamıyorlardı. Bir bir. Uzun vuruyor. Evet. Batuhan müdahale etti. Uzun Emre top durmadı dedi. Hakem. Bir bir zaman geçiyor. Bu bizim tamamen aleyhimize. Bunu da söyleyelim. Yani bir bir bize yetmez. Yani diğer haftalara göre takım biraz daha iyi oynuyor ama maalesef yani gol olmayınca bir şey de olmuyor. Penaltıdan golü yedik. Tartışılır bir penaltı. Evet, Emre'den Ensar'dan Batuhan'a geldi. Batuhan, Aykut dönüyor. Haydi yavrum bir şut ya. Lan bir tane bir şut çekindi. Allah'ınız yok mu? Bir tane şut daha ya. Ya yok arkadaş ya. La takım bir şut çekmez mi abi ya? Bir tane şut çeken var mı ya? He? Ya bir tane bir şut yok arkadaş ya. Ya 68. dakika oldu bir tane şut yok ya. Haber buram yok. Hadi bir orta, güzel bir orta Çelik. Çelik. Evet. Efe. Haydi oğlum. Muhteşem gol. Çok güzel bir gol. Ronaldo tipi bir gol oldu. Ronaldo tipi bir gol oldu. Kim attı bakalım kim? Kim? Mustafa kim idi ya? Ersan mı attı? Bizim 45 numara. Ersan evet 45 numara atmış. Ronaldo tipi bir gol ya o. Arkası kaleye dönük. Çok mükemmel bir gol oldu. Evet. Şimdi fark zamanı. Evet. Gerçekten çok zor koşullarda arkası dönükken 68. dakikada evet kaptan, geminin kaptanı çok güzel ama arkası dönük içine mi doğdu bilemiyorum ama evet nihayet 2-1 oldu. Dakika 68. Evet hadi çocuklar bir tane daha atalım da rahat edelim ya. Şu maçı alalım en azından. Evet kolay değil. Evet gerçekten çok güzel bir gol oldu. İnşallah golü de evet Pazar Web TV'den ya da Pazar gündeminden sitemizden izleyebilirsiniz. Dakikalar. Ya arkadaş
Ya arkadaş faul var ya. Ya bu hakem ne yapıyor ya? Ya bu hakem ne yapıyor abi? Anlamadık gitti ya. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. At Efe'ye, at Efe'ye. Efe'ye yollasanıza ya, Efe'ye ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Efendim çelik var, çelik. Evet faul. Bir gol daha atsak, rahatlasak da. Göremiyoruz güneşten dolayı kameramanlar. Evet bir yayın. Uğur Aslan tarafından sizlere hediye ediliyoruz. Evet Aslan Şah kentsel dönüşüm ünite şirketine teşekkür ediyoruz. Evet bu yayınları onlar sizlere pazar sevdalarına ulaştırıyorlar. Eğer Uğur İnşaat kentsel dönüşüm ünite şirketine teşekkür ediyoruz. Evet hep yanınızda olacağız dedi. İnşallah bir kameraya da ihtiyacımız var. Bir kameraya evet. Yani yayın dokümanlarına ihtiyacımız var. Buradan pazar sevdalarına sesleniyoruz. Lütfen gönlünüzden ne koparsa gerek tripod olsun, gerek kamera olsun, gerek telefonu olsun, gerek mikser olsun, gerek mikrofon olsun bekliyoruz. Hadi çocuklar üç olsun güç. Üç olsun güç. Evet devam ediyor kale boş. Evet kaleci. Hadi çocuklar bir tane daha sen Ahmet. Hadi güzel bir orta. Olmadı. Çok kötü. Bu dakikalarda biraz kendilerine güven geldi. Hadi. Evet bu arada Mika. Çocuklar vurdurmayın. Ne olur ne olmaz. Dakika. Evet 72. 2-1 öndeyiz. 11. Dakika. Aman çok güzel. Götürürse gol olur. Götürürse gol olur. Götürürse ama kapattılar. Götürürse kimse yok. Hadi bakalım. Kimse yok. Adam arıyor. Yok. Evet tek başına kaldı. Maalesef tek başına kaldı. Şimdi o 97 numarayla sonradan oyuna giren. Remzi tek başına topu götürdü. Ama bir an kontrolünü kaybetti. Evet. Bu şeyden yararlanamadık. Şu an Remzi kale kenarında 2-1. Evet önde olmak güzel ama biliyorsunuz mutlaka gol lazım. Pazarspor'a bir tane daha gol lazım. Futbolda her an her şey oluyor. Sıkıntı çekmememiz için bir üçüncü gol bizi rahatlatacak bu arada. Evet lüklü.kobal Facebook adresinden şu an yayın yapıyoruz. Lütfen yayınları paylaşın. Pazar sevdalarından destek bekliyoruz. Şu anda evet dediğimiz gibi tedavi sürüyor. Evet 20 aydır pazarda değildik geldik. İş pazardaki olayları sizlere ulaştırmak istiyoruz. Tabii ki yayın yapacak. Şu anda evet, maalesef en azından pazardan yayını sağlayacak pazarı tanıtacağımız bir yayın odaları lazım. Tabii ki ekipmanları da eğer yenilerseler gerisi bize ait. Görüyorsunuz biz pazar sevdalarına pazardan görüntüleri sunuyoruz, haberleri sunuyoruz. Seçim heyecanı da devam ediyor. Bizleri gundempazar.net'ten takip edin. Maç başladı. Çocuklar yemeden atacağımız bir gol bizi mutlaştıracak.
Babaya geldi, babaya geldi. Böyle böyle meselesi çok önemli. 2-1 Pazarspor'un üstünlüğü var. Dakika 75. Evet, bir gol lazım. Futbolda her an her şey olur. Serbest vuruş kazandılar. Tehlikeli bir nokta. Tehlikeli bir noktadan kullanıyorlar. Şu an iyi bir şekilde kullanamazlar. Yani kaleci niye çıkıp almaz bu topları, ben anlamıyorum ya. Yani sevgili Halil, kalecimiz bu yumruğu basması lazım. Ben bunu defalarca tartıştım. Yani antrenörlük hayatımda da en azından bunu söyledim. Korner kullanıyorum. Eski devam ediyor. Üst üste kornerler var. Ya bu hakemden memnun değilim. Bunu da söyleyeyim. Hakemin yönetimi iyi değil bence. Çok tehlikeli, çıkamıyoruz bir türlü. Hadi uzaklaştırın çocuklar. Kaleci çıkıp yumruğu basması lazım. Evet, neyse. Uzaklaşsın da, evet, bunu savuşturduk. 2-1 üstünlüğümüz devam ediyor. Güneş olduğu için görüntüyü göremiyoruz. Tam kusura bakmayın. Ekranda çok güneş var. Bu ne ya? Üçüncü korner. Çıkamadık. Karambol. Karambol. Hadi çocuklar. Aman. Uzaklaştırın be ya. Uzaklaştırın. Çocuklar uzaklaştırın. Hadi be. Ya bir vurun, bir kurtarsak. Baskı ne ya? Nefes aldırmadılar. Hadi nefes aldırmadılar. Bu ne ya? 70. Hadi kaleci. O faul, kaleciye faul var ya. Yeter da. Yeter ya. Evet, 5 dakikadır nefes aldırmadılar. 3 tane üst üste korner kazandılar. Yani evet, şuna bir gol daha lazım bize. Evet, sakatlıktan yararlanarak dediğimiz gibi bizlere bu yayını, evet, Uğur Aslan Başkan Vekili Uğur Aslan sayesinde sunuyoruz. Aynı zamanda evet, Uğur İnşaat ve Kelsen Dönüntün Limited şirketinin sponsorluğunda, evet, Aslan İnşaat Kelsen Dönüşüm Limited şirketine teşekkür ediyoruz. Kameraya güneş bulduğu için göremiyoruz, kusura bakmayın diyoruz ya. Bak, bir cep telefondan pazar sevdalarına buradan yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Bir gol lazım. Bir gol daha atarsak belki. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Bir karambol gol lazım. Rahat edelim. Gol lazım. Sırada sonuç kullanıyoruz. Karış diyor. Kullandık içeriye doğru. Rastgele bir vuruş. Mikaşoğlu. Mika bağırıyor, Mika bağırıyor. Hadi çocuklar, bir gol olsun, rahat etsin. Of! Arkadaş, adam taban kaldırıyor, onu görmüyor ya. Taban kaldırıyor, onu görmüyor da eline vurdu. Enes geldi. Hadi çocuklar. Kibir Pazarspor'un üstünlüğüyle maç devam ediyor. Dakika 82. 82. dakikadayız. 2-1 üstünlük var. Ama bir gol şart. Futbolda her an her şey olabiliyor. Bir gol şart. Kaçoğlu. Sarı kartı yedi. Remzi sarı kartı gördüm. Uzun bir top. Neyse, ne söylüyorum. Aykut uzun vurdu. O noktada kimse yok. Evet, Efe çok. Efe, 4 kişi yakaladık. Hadi, of. Oh, ya bu hakem var ya, ya bu hakem var ya, hakem hakkında sıkıntı var. Böyle bir şey olmaz abi, yanlış mı konuşuyorum ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Ayıp ya. Günah ya. Emek hakkı yemek kolay mı? Koş. 2-1. Dakika 84. 2-1 Pazarspor'un üstünlüğü devam ediyor. 11. dakikada 1-0 Furkan'la öne geçtik. 14. dakikada penaltıdan 1-1 oldu ilk yarı. Evet, karşılıklı atılan gollerle 1-1 bitti. İkinci yerde karşılıklı atıklar vardı ama evet, dediğimiz gibi defanstan çıkıp evet, çok güzel bir arkası dönük şekilde evet, topa vuran Muhammed Ensal 2-1 Pazarspor'u öne geçirdi. Şu an 2-1 ama rakibinde tehlikeli baskıları var. Bunu buradan uygulamak istiyorum. Yani bir gol şart. Alt nefes almak için çünkü rakip hakikaten tehlikeli ataklar yapıyor.
gündempazar.net sitemizi takip edin. gündempazar.net gündempazar.net'teyiz. Pazar Dici Türk orada kampanya yapmış. 199 liraya tüm maçları izleyebilirsiniz. Pazar Dici Türk'te Osman'da büyük kampanya var. 199 liraya tüm maçları izleyebilirsiniz. Top Ahmet'e çarptı. Hakem bence iyi bir hakem değil. Maçı iyi bir şekilde yönetmiyor. Takdirde yine sizlerin. Maç durdu. Dediğimiz gibi 2-1 öndeyiz. 85. dakika şu anda. Kaldırımda bir gol şart var orada. Seyircileri de oturmuş. Evet, bizim seyircimiz ödüle layık. Yine bizim seyircilerimiz ödüle layık seyirci. Sayın Başkan'a diyeceğim, onlara da bir ödül versin. Bu kadar seyirci oturarak seyreden bir yerde görülmemiş yani. Mavi bayrakta. Ondan dolayı. Ya arkadaş, iyi güzeldi. Yok ama bir tezahürat duydun mu? Mavi bayrağı almışız. Ama tezahüratta yok. Ya arkadaş ya. Ha. Dediğimiz gibi yani sporcuların moral de ihtiyacı var. Evet. Bu Ramazan gününde evet güzel bir hediye istiyoruz. En azından 3 puan. Zor da olsa 3 puanla kapatalım. Biz de yayınımızda böyle mutlu olsun. Uzaktan bizi seyredenlere 3 puanı hediye etmiş olalım. Yoksa moralimiz bozuluyor. Evet, cebimizden tabii ki internet paraları veriyoruz. Evet, zamanımız tabii ki harcamıyoruz. Şu an belki inanmayacaksınız ama yürüyemiyordum bugün. Evet, belde dönme oldu. Evet, tedavisini gördük. Sırf bu maç için geldik buraya. Onu da söyleyeyim. Burada bilenler biliyor. Siz belki göremiyorsunuz ama tedaviye gittim. Belimde bir dönme oldu. Ve söz verdiğimiz için mutlaka evet, yayınlarımızı ulaştıracağız dedik. İnşallah. Ya arkadaş, ya bu bize golü attıracak herhalde. Uğraşıyor, bu bize golü attıracak anlaşılan. Yani ben böyle bir şey görmedim ya. Bu hakem uğraşıyor. Evet Cengiz Baba. Bu hakem uğraşıyor bizde abi. Bu hakem resmen uğraşıyor bizde. Ne yapmak lazım bilmiyorum yani. Ya bilmiyorum yani ya. Böyle bir şey olmaz. Yani böyle bir şey olmaz ya. Penaltılar, fuzuli şeyler. Evet. 2-1 devam ediyor. 87. dakika. Çocuklar bir gol. Al. Haydi bakalım. Düdük. Düdük daima aleyhimize. Hadi bakalım. Bir düdük daha. Uzun bir top. Arkadaş ya, arkadaş ya. Arkadaş çıkın çocuklar. Hadi bakalım. Aa, buyur. Aa, bak bas. Baskı devam ediyor. Ya bu golü attıracak bize ya. He? Ya böyle bir şey olmaz ama ya. Ya ne bileyim abi, ne bileyim abi. Görüyorsunuz da ne bileyim ya. Ah, ah. Hadi çocuklar, hadi şu uzaklaştırın şunu. Uzaklaştırın bunu, uzaklaştırın. Ama elinden kaçırdı. Ya diyorum ya,
Saat 4.89. Dakika 89. En az 6 dakika uzatma vardır. En az 6. Bilemiyorum. Ya bir gol, bir gol var. Hadi, hadi, hadi bir vur. Allah! Lan Remzi. Bak, bak, bak. Hadi, bak, hadi. Baba vurabilse belki bir şey olur. Bastır. Bir gol atsak rahatlayacağız. Bir gol, haydi çocuklar ya. Batuhan'ın vuruşu. Kimse yok. Offside kalktı. Evet. Dakika 90. Evet, 8 dakika. Ben 6 dakika dedim ama 8 dakika uzattı. Evet, şu anda 8 dakikayı siz tutun. 8 dakikayı siz tutun. Ve çok zor geçecek. Bunu da diyeyim. Çok tehlikeli. 8 dakika. Çok tehlikeli dakikalar. Ya arkadaş. Ya bu ne oluyor ya? Ne var? Baskı var. Baskı devam ediyor. Tamam ya. Uzatman. Çok şeyler burada. Çok sıkıntımız var. Muhammed. Hadi uzaklaştırın çocuklar. Şahin. Acele etme, acele etme. Acele etme, acele etme. Senin şeylerin... Acele etme, hadi bakalım. Götürecek sandıkını bana. Bir de şey 2-1 Pazarspor'un üstünlüğü devam ediyor. 8 dakika uzatma verdiler. Sigma Portugal, Sigma. Uzun bir top. Tamam mı? Tamam, ben getirdim, yapacağım. Tamam mı? Bir dakikalarda hadi Batuhan, Ahmet. Ahmet Batuhan dolduracak içeriye. Kaleci, kaleci. Kaleci rahat. Bak. Sıkıntı var. Doğan, yani Doğan yanımızda, eski sporcumuz, eski topçumuz. Ama Nişan'a 3 puan çok önemli. Çok 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 önemli. Ama son dakikalarda rakibin baskısını da görüyorsun herhalde. Görmek lazım bunu. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi, hadi Remzi. Remzi offside. Remzi offside kalktı. Ulan ne offside? Hadi oğlum. Ahmet. Hadi 3 kişi, 3 kişi. Efe boş. Efe gol, gol. Gol! Bitti bu iş. Nihayet bitti Efe ve gol. Bitti bu iş. Bitti bu iş, bitti bu iş. Ve bitti Efe, Efe. Efe boş kaldı, golü attı. Efe boş kaldı. Evet, Uğur Aslan'a armağan olsun. Tüm, evet, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, uzak yerlerden, evet, bizi izleyen taraftarlara armağan olsun. Evet, iş adamlarımıza armağan olsun. Lütfen destek verin. Evet, ne yap? Bitti bu iş. Evet, evet ve inşallah dediğimiz gibi 3 puan bizde. Evet, Ramazan günü gerçekten çok mutlu olduk. Artık 3-1 oldu, iyi oldu dediğimiz gibi. En azından mahcup olmadık. İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer ülkelerinden, diğer yerlerinden bizlere ulaşan pazar sevdalarına 3 puanı armağan ettik diyelim. Henüz maç bitmedi ama baskımız da devam ediyor. Ya arkadaş, adamı yola sürdü, faul da vermiyor. Evet, 8 dakika uzatma vermişti. Efe'nin attığı kritik golle 3-1 öne geçtik. Pazarspor 3, Eynesil 1. Evet, çok önemli bir virajdı. Buradaki gelen Pazarspor destekleyen seyircilere, taraftarlara da uzaktan taraf destekleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Evet, maç bitmedi ama al çocuklar, Efe topu kovalıyor. Evet, şu an itibariyle
moraller geldi. Bir şut, ilk defa bir şut uzak olsun. Bilmiyorum. Evet, şu anda 8 dakika uzatma vardı ama ne kadar geçtiğini de bilmiyoruz. 3-1 oldu maç artık bundan sonra. Evet, gülebiliriz, eğlenebiliriz. Hayırlısıyla evet, rahat rahat iftarımızı da açabiliriz. Kolay değil maçlar. Küme düşen bir takım. 24 puanda. Biz ise evet 26'dan 29 puanla evet bir hayli yükseldik. İnşallah kalan... Gol! Gole bak! Gol! Evet, gol! Gol Ahmet'ten geldi. 4-1 oldu. Çok iyi oldu. Dedim size golleri vereceğiz diye. Ahmet tur atıyor. Evet, yetişemediler. 4-1 oldu. Ahmet türbünü selamlıyor. Evet, Efe ve Ahmet'in golleriyle 4-1 oldu. Evet, kolay olmadı. Zor oldu. Çünkü rakip bastırıyordu. Bastırırken fire verecekti. Bu hataları iyi değerlendirdik. Önce Efe, ardından Ahmet'in evet golüyle evet şu an 4-1 oldu. Değerli izleyicilerimiz, evet Pazarspor'a destek olan taraftara, evet Pazarspor'a destek olan iş adamlarına, değerli bakanımız Aşkın Baka ve tüm Pazarspor camiasına 3 puan hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, Ahmet'in golü de anons edildi. Dediğimiz gibi artık iş bitti. Güzel güzel iftarımızı da açabiliriz. Destek istiyoruz Pazar sevdalılardan. Evet, Pazar Genç Radyo'ya, Pazar Web TV'ye lütfen destek verin. İyi bir kamera, iyi bir sistem. Ne bileyim, bizlere imkan sunarsanız, pazardaki tek maçları değil tabii, bütün evet gelişmeleri sizlere sunacağız inşallah. Evet, artık herkes maçın sonunu bekliyor. Dört bir skor. Bundan sonra röportajlarımızı vermeye çalışacağız size. Evet. Biraz görüntülerimizi bozuk veriyoruz ama kusura bakmayın. Toparlanıyoruz. 4-1. Pazarspor açıldı tabii. 4-1'den sonra moral geldi, bastırıyor. Bir 5. golü kovalıyorlar. Evet, buna ihtiyacımız vardır uzun süreden beri. Evet, maalesef öyle gollü bir maç alamamıştık. Evet, oyna dedi ve 5. gole gidiyor. Offside. Evet, offside. O golü attı. 5'i attı. 5'i attı, 5'i attı ama hayır diyor, itiraz ediyor. Offside yok. Offside yok. Yok, evet, itiraz ediyor ama boş ver yavrum, boş ver. 4-1 olmuş. Neyin itirazını ediyorsun ya? Ben duymadım. Ya ne itiraz ediyorsun ya? Şimdi ha, buyur. Al. Zaten ya ya ama mi? Yani ne bileyim ya, böyle bir şey olmaz ya. 4-1 olmuş, neyin itirazı var ya? 75 numarada Emircan. Evet, artık 4-1 oldu. 4-1'de kalır. Gerek, evet. Evet, yavaş yavaş artık. Evet, Pazar Genç Radyo olarak, Pazar Genç olarak destek bekliyoruz. Bizlere sahip çıkın. Bizlere sahip çıkarsanız güzel şeyler yapacağız inşallah. Tüm taraftara armağan olsun bu. Evet. Bu galibiyet. Son düdüğü bekliyoruz. Son düdük geldi. Evet, Cengiz Bey, hayırlı uğurlu olsun. Gözümüz aydın. Duygu düşüncelerinizi alalım. Canlı yayındayız şu anda. Hayırlı uğurlu olsun, gözümüz aydın. Evet, kolay bir maç olmadı ama. Haftaya Amasya'dayız. Haftaya Amasya'dayız. Pazara güzel günler bekliyor, merak etme. Amasya'ya sponsorluk var mı? Amasya'ya sponsorluk var mı? Hep birlikte Amasya'yı da alacağız. Evet. Önümüzdeki hafta daha güzel günler bekliyor. Evet, Amasya'ya
bir sponsorluk sözü alalım o zaman. Kolay, kolay. Evet, kolaydır. Cengiz Tabak hep Pazar Spor'un yanında zaten. Evet, şu an 4-1 maç bitti. Yavaş yavaş fotoğraf alabilirsek fotoğraf alacağız. Evet, Pazar Spor zorlu bir maçı 4-1 kazandı ve puanını 29'a çıkardı. Evet, biraz sonra sizlerle birlikte olacağız.